Ardahan Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 22 Mayıs 2008 tarihinde kabul ettiği 5765 sayılı kanunla kurularak bir dünya üniversitesi olma yolunda ilk adımını attı. Ünlü düşünür Alem, içiniz sıkıldığında dağlara bakın der. Bu metaforik söylem, kendisiyle uğraşan, kendisiyle savaşan insana bakışlarını dış dünyaya çevirmesi ve kendisiyle uğraşmaktan vazgeçmesini telkin amacı taşımaktadır. Toplumlar da insanlar gibidir. Kendi içlerine kapandıkları zaman, kendileriyle uğraşmaya başladıkları zaman, dış dünyaya kapılarını örttükleri zaman başarılı olmaları mümkün değildir. Ülkeler ve insanlar enerjilerini dış dünyaya yönettikleri zaman belli bir plan çerçevesinde dış dünyaya hakim olmak üzere çalışmalar yaptığı zaman gelişir ve büyürler. Ülkemiz tarihsel misyonuna uygun olarak son yıllarda iç kavgalardan çıkarak bakışlarını dağlara çevirmiştir. Ardahan Üniversitesi bu bağlamda ülkemizin bu son noktasında karanlığa karşı yakılan bir çıradır. Ülkemizin ve bölgemizin bilgisi, topraklarının bilgisine sahip olmak, o bilgiyi ülkemizin ve insanlığın yararına kullanmak üzere bilimsel çalışmalar yapmak üniversitemizin temel hedefleri arasındadır. Bilgi çağı olarak adlandırdığımız bir uygarlık döneminde çağdaş, demokratik yapısıyla ülkemize ve insanlığa hizmet etmeyi amaçlayan üniversitemizde 121 akademik, 126 idari personel, 1100'ü lisans, 1050'si ön lisans olmak üzere toplam 2150 öğrenci bulunuyor. Henüz 3 yaşında olan üniversitemizde insani bilimler ve edebiyat, iktisadi ve idari bilimlerle mühendislik olmak üzere 3 fakülte, beden eğitimi ve spor yüksekokulu, Ardahan, Ardahan Sağlık Hizmetleri ve Göl olmak üzere 3 meslek yüksekokulu, Kafkasya ve Orta Asya araştırmalarıyla Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi olmak üzere 2 araştırma merkeziyle Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitüleri bulunmakta. Çıldır, Hanak, Damal ve Posof Meslek Yüksekokullarının açılmasına ilişkin karar, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış olup, okulların açılışı ve öğrenci alımına ilişkin çalışmalar devam ediyor. İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinde Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümlerinde toplam 548 öğrenci bulunuyor. Önümüzdeki eğitim öğretim dönemlerinde ise açık olan fakat öğrencisi bulunmayan sosyoloji, psikoloji, felsefe ve antropoloji, batı dilleri ve edebiyatları, arkeoloji, bilgi ve belge yönetimi, coğrafya, çeviri bilim, mütercim tercümanlık, doğu dilleri ve edebiyatları, Kafkas dilleri ve edebiyatları ve sanat tarihi bölümlerine de öğrenci alınması planlanmaktadır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme, İktisat ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinde 512 öğrenci eğitim görmektedir. Mühendislik Fakültesi bünyesinde açık olan ancak öğrenci alınmayan inşaat mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, çevre mühendisliği, gıda mühendisliği bölümlerine önümüzdeki eğitim öğretim yıllarında öğrenci alınması planlanmaktadır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümüne toplam 40 öğrenci alınacaktır. Ülkemizin son yıllarda artan ara eleman ihtiyacına yönelik iş dünyasının aradığı nitelikli, mesleki becerisi olan öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen Ardahan Meslek Yüksekokulu'nun muhasebe ve vergi uygulamaları, işletme yönetimi, turizm ve otel işletmeciliği, maliye, büro yönetimi ve sekreterlik, dış ticaret, arıcılık, bilgisayar programcılığı, gıda teknolojisi, elektrik ve halkla ilişkiler bölümlerinde toplam 1097 öğrenci bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümünde toplam 53 öğrenci bulunmakta olup, açık olan ancak öğrenci alınmayan paramedik programına önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci alınması planlanmaktadır. Göle Meslek Yüksekokulu'nda işletme yönetimi, süt ve ürünleri teknolojisi, laborant ve veterinerlik sağlık programlarına önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrenci alınacaktır. Bilime rehber edinmiş, insana emeğe saygılı, farklılıkları zenginlik kabul eden geniş bir vizyona sahip öğrenciler yetiştirmeyi, ülkemiz, bölgemiz ve tüm insanlık için temel gaye edinmiş olan Ardahan Üniversitesi'nde Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan ve Japonya gibi farklı ülkelerden öğretim üyesi ve elemanıyla 5 farklı ülkeden öğrencisiyle zengin bir kültürel doku oluşturulmuştur. Ben Profesör Doktor Şurettin Memmetli, Gürcistan doğumluyum. Gürcistan'da oturan
Borçalı türkülerindenim. Oturduğum, çalıştığım odamda her gün bakanda ben Kura, yani bizim dilimizde Kür çayını görürüm. Kür çayı benim için Türkiye, Kürdistan ve Azerbaycan arasında bir simgedir. Bu simgenin ben akademik düzeyde, eğitim, öğretim, transfer düzeyinde de görürüm. Bunun göstergesi bizim, yani yabancı uyruklu öğretim görevliler, öğretim üyelerinin burada olması, öğrencilerimizin burada olması bir göstergesidir. Ben Atilla Yorman, Finlandiya vatandaşıyım. İstanbul Üniversitesi Türkoloji Bölümü mezunuyum. Doktoramı Finlandiya'da Turku Üniversitesi'nde Balkanlarda Türk Edebiyatı üzerine yaptım. Yani Balkanlardaki Türklük, benim ihtisas alanım oluyor. Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde öğretim görevlisiyim. Ben Ardahan Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri bölümü öğretim görevlisi Çınar Asası Kulova, Kırgızistan'dan geliyorum. Çok genç bir üniversite olmasına rağmen çok hızlı bir gelişmekte olan üniversitedir. Bunun göstergesi olarak bizim üniversitede çalışan yabancı uyruklu hocaların ve aynı anda yabancı uyruklu öğrencilerim burada bulunmasıdır. Bu üniversitede çalışmak benim için çok zevklidir ve çok mutluyum. Ülkemizin Kafkaslara açılan sınırında kurumsallaşan üniversitemiz, kurumsal felsefesini ifade eden görsel kimlik çalışmalarını büyük bir titizlikle hazırlamaktadır. Ardahan Üniversitesi, öğrencilerinin ferah, temiz mekanlarda sağlıklı ve kaliteli yemek yemeleri hususunda büyük titizlik göstermektedir. Bir öğünde yaklaşık 1000 öğrenciye yemek verebilecek imkanlara sahip üniversitemizde yemek menüleri öğrencilerin enerji ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Öğrencilerimizin eğitim-öğretim yaşamlarına rahat bir ortamda devam edebilmeleri için 500 kişilik erkek öğrenci yurduyla 300 kişilik kız öğrenci yurdu bulunmaktadır. Yerleşke içinde öğrencilerimizin sağlık sorunlarıyla ilgilenen donanımlı bir sağlık merkezi ve Avrupa Birliği projesiyle desteklenen 20 bin kitap kapasiteli, ayrıca online abonelikleri de olan modern bir kütüphane mevcuttur. Kafkasya ve Orta Asya'ya açılan bir kapı konumundaki üniversitemiz, bölge ülkelerinin üniversiteleriyle yaptığı anlaşmalarla ortak bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlemekte ve öğrencilerimize uluslararası bir perspektif kazandırmaya çalışmaktadır. Bilgi üreten, ürettiği bilimi sanat, kültür ve teknolojiye çevirerek bölgenin ve tüm insanlığın hizmetine sunan üniversitemiz, öğrencilerine bir taraftan ileri standartlarda eğitim ve öğretim hizmetlerini verirken, diğer taraftan sosyal, kültürel ve sportif alandaki ihtiyaçlarını da aynı derecede önemsemektedir. Sizleri söylenmemiş bir masal güzelliğinde olan Ardahan'ın muhteşem doğası ve kültürel zenginliklerini görmeye, aydınlık bir Türkiye için ışığa karışmaya davet ediyoruz.